Nereye koyduk? Kortisep. Ta altta. Çin tırtırı denen bir tırtır mantardan elde edilir. İnşallah düşürmeden çıkarabiliriz. Evet, düştü, düşüyor. Tamam, şöyle bir şey koyalım. Tamam, dursun, dursun. Çin tırtırı, bu bir mantar türü. Yani tırtıra benzediği için Çin tırtırı denir. Tırtır mantarı. Himalaya'nın 3500-4000 metre yukarısında yetişir, yaşar. Bu bir çeşit mantar. Tırtıra benzediğinden tırtır mantarı denir. Himalaya mantarı denir, Çin tırtırı denir. Veya Uygur, İstanbul'da yetiştiği için Uygur mantarı da denir. Çeşit isimle. Hocam yöre bu göre bitkilerin ne kadar değişik isimleri var. Evet, tırtıra benzediği için. Bu tırtır mantarının özelliği çok farklı. Bir, soğuk bölgede yaşayabilir. İki, oksijenin az olduğu bölgede yaşıyor. Yani 3500-4000 metre yukarıda dağların eteğinde yaşayabilmek için orada oksijen çok az. Ona uygun bir yapıya sahip olması gerekir, dayanıklı. Oksijensiz ortamda yaşıyor, soğuk ortamda yaşıyor ve vitamin, mineral, enzim bakımından verimsiz bir toprakta yaşıyor. Bu ne demek? Bundan elde edilen birleşiminde özelliği budur. Kullandığı zaman ekstrak oksijensiz ortama oksijen akışını sağlar. Soğuk olan bölgeye kan akışını artırır. Kortis. Bununla ilgili biz işte çok önemli bir çalışma yaptık. Kortisep diye Çin tırtır mantarından çok özel bir formül geliştirdik. Bu bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu temizler, arıtır. Dünyada mantara karşı 5-6 çeşit bitki vardır etkili olan. Aloe vera, Çin tırtırı, laden gülü, sinirli ot vesaire. İşte biz 19 bitki ekstraktından oluşan kortisep formülü geliştirdik. Bu antibakteriyel, antiviral, yani bakteri, virüs ve mantarlar yok edici özelliğe sahiptir.